moda denilince akla hemen kadınlar gelse de yeni nesil erkekler de giyim kuşama çok meraklı. Üstelik modayı da yakından takip ediyorlar. İşte yeni nesil erkeklere rehber olacak 2019 model takımlar. Takımlar, ceketler, yelekler, renk renk gömlekler. Bakalım bu yıl erkek modasında hangi parçalar ön plana çıkacak? Yanımda Melik Kan var. Merhabalar Melik Bey, nasılsınız? Merhabalar, teşekkürler. İyiyim, sizler nasılsınız? Teşekkür ederim, bizler de iyiyiz. Çok şık gözüküyorsunuz. Çok teşekkürler, çok mersi. Erkekleri 2019 yılında daha çok spor mu yoksa klasik kıyafetlerle mi göreceğiz? Genelde aslında birçok stil bu sezon erkeklerde giyim üzerine koleksiyonlarda yer alıyor. Biz de burada bunların renklerle ayrımlarını yaparak sergiledik. Birçok stili bu sezon görebiliriz. Biz kadınların kurtarıcı parçalarını biliyoruz. Peki erkeklerin dolaplarında kurtarıcı olarak hangi kıyafet mutlaka olmalı? Bu sezon erkekler her zaman ceketlerle çok ön planda ama ceketlerin biraz formları değişti. İç astarlarında hafiflemeler var. Özellikle düğme detayları biraz detaycı olarak kalıyor. Renklerle beraber de bunlar yine erkeklerde ön planda ceketlerle. Gösterebilir misiniz bize tabii birkaç ki model? Kuroze ceketlerde sivri yakalar ve hafif kumaşlar tercih ediyoruz. Özellikle düğme detaylarıyla da daha günlük kıyafetlerle spor kombinleri çıkabiliyor. Bu onlardan bir tane örneği. Özellikle spor torba cepler de bunun detaylarını devam ettirmiş oluyor. Renkli hem de kırmızı bir ceket görüyorum. Gerçekten çok şık duruyor. Melik Bey, genelde erkekler renkli kıyafet giymeyi sevmiyorlar, istemiyorlar birçoğu. Bunun sebebi nedir? Yani en büyük sebebi bence kombinlemedeki eksiklik. Burada ben bu trend olan renkleri biraz daha cesaretli olarak sevgili dostlara farklı kombinlerle sunabiliyoruz. Bununla ilgili bir örneğimiz de var. Size onu gösterebilirim burada. Sevinirim. Kırmızıyı kombinlemek evet zordur fakat Melik Bey burada da görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir kombin oluşturmuş durumda. Teşekkürler. Ceketin kumaşı nedir? Ceket tam mevsimlik, kotondur ama gramaj olarak 4 mevsim giyilebilir. O yüzden biraz daha böyle gramaj olarak ağır olması gerekiyor. Ama yazın tişörtlerle de kombinasyonları yapılabiliyor. Ben o rengi kırmak adına, çünkü hiçbir ürün tek başına bir şey ifade etmiyor. Ben bunu hep söylüyorum ve savunuyorum. Burada da bu rengin lacivertle olan tam uyumunu, işte farklı bebe yaka dediğimiz gömleklerle, yine kontrast olacak cep mendiliyle, yine spor düğmeleriyle ve koyu koyu olan diğer detaylı ürünleriyle bir takımlama yaptık. Erkekler önceleri sadece özel günlerde şık giyinmeye çalışıyorlardı. Evet. Şimdi günlük hayatlarında da oldukça şık gözükmek istiyorlar. Peki bize birkaç model daha gösterebilir tabii misiniz? Tabii ki, hemen. Bir başka güzel bir kombinin daha yanına geldik. Yine dar paçalar hakim. Geçtiğimiz sezon evet erkeklerde kısa ve dar paça görüyorduk. Bu sezonda devam edecek mi Melik Bey? Aslında bu sezon erkeklerde en çok ben vurgulamak istediğim pantolon kalıbı biraz daha rahatlaması gerekiyor. Çünkü çok daha vücuda yakın pantolonlar artık trend değil. Özellikle kendi üzerimde de olduğu gibi biraz daha üstten bol ama aşağı inişte biraz daha darlaşan havuç kesim dediğimiz pantolonlar trendte. Bir aksesuar daha görüyorum. Evet. Pantolonunda. Bunda da var farklı renkler. Var. Ben evet renkleri çok bölmeyi seviyorum. Özellikle açık rengi de burada bu takımda göstermek istedim. Şu an genelde havalar biliyorsunuz bir kapkalı oluyor. Ondan sonra çok güzel açık havalar mevsimsel olarak karşımıza çıkıyor. Bu mevsimselerde de bence erkekler bu şekilde cesaretlenip açık renkleri sonbahar, kışta da kullanabilir. Evet. Bu onun örneği. Beyaz kışın giyilir mi veya sadece kesinlikle yazın giyilmek giyilir zorunda. Hayır, gibi bir durum var. Orada çok önemli bir detay var. Giyeceğimiz beyaz pantolonun biraz da gramajının mevsime uygun şekilde tercih edilmesi gerekiyor. Bunda da zaten böyle bir denim de görüyoruz. Bu
biraz daha spor ceplerinde özellikle pilem odası erkeklerde tekrar geriye geldi. Bunları da bunlarda görebiliyoruz. Böyle spor çakmakçak dediğimiz detaylar var. Punto dikişler var. Cekette de çok hafif formlu özel kumaşlar kullanıldı. Ama bu kombinler tabii ki tekrar söylüyorum bir tek bu takımdan ibaret olmuyor. Bunları mesela farklı yaratıcı kravatı ve gömleği değiştirerek koyu bir renk. Aksesuarlar da tabii ki çok önemli. Ayrıca gömlek de tamamen değiştiriyor evet, aslında. Evet, yelek hepsi çıktığı zaman daha marin bir renk olacak ve öyle de kullanabilir. Bu sezon en iddialı renk hangisi olacak? Evet, aslında biraz üstünde var. Kiremit rengi dediğimiz geçen sezonun kışından yaza da yansımıştı. Bu kışta devam edip bir dahaki yazda da görebiliyoruz ama bunların tabii ki tasarımlarda tamamen kiremit dediğimiz renkler de olabiliyor. Özellikle ayakkabılarda olabilir ya da aksesuarda olabilir. Bu şekilde tek kravatta olabilir. En sezon rengi şu an trend olarak kiremit rengi. Ama benim için tüm renkler her zaman güzeldi. Melik Bey, son olarak erkeklere giyinmeleri hakkında birkaç tüyo verebilir misiniz? Tabii verebilirim. Genellikle ben de bu çok soruları duyuyorum. Bence en büyük soru şu an paçalarla ilgili. Erkeklerin paçaları dar mı, kısa mı? Çok bununla ilgili günlük trendlerinde de çok konuşuluyor. Bir de yakışan var, yakışmayan var. Orada o ayrımı yapmaları gerekiyor. İnsan bir kere kendi anatomisiyle ilgili bacak kalınlığı, bacak inişini çok iyi ayarlatması gerekiyor. Bununla da ilgili özel terzi hizmetleri almaları gerekiyor. Çünkü çok fazla uzun paçalar da aslında bir anlamsız. Ayakkabı üzerine yığılan kumaş parçaları olarak düşünülür. Çok kısa da tabii ki trend olarak bence mevsimi yerinde daha böyle yazlık, kenarlık yerlerde, daha tatil yerlerinde daha kapriye yakın paçalar olabilir. Ama genel formu genelde kemik, ayak bileğinin kemiğinin üstünde diye düşünebilirler. Çok teşekkür ediyorum ben size. Rica ederiz.